Magazin'de yazda ilk canlı yayınımız için hazırız. Hem kendi şarkıları hem dizilere yaptığı müziklerle yıllardır gönüllerimizde taht kuran ünlü sanatçı Kıraç şu an canlı yayınımızda. Evet Melike, söz sizde. Gönüllerimize taht kuran Kıraç'la beraberiz. Merhaba, nasılsınız? Çok iyiyim, hoş geldiniz. Çok heyecanlandım sizi görünce. Uzun zamandır buradan bir canlı yayın yapmıyorduk. Çok iyi. Evet, şu anda sizin stüdyonuzdayız. Bütün yaptığınız işlerin çıktığı çok güzel bir yerdeyiz. Yoğun bir temponuz var, önce onu konuşalım. Neler yapıyorsunuz? Şimdi yaz sezonunda zaten konserlerimiz çok yoğun. Her hafta sonu cuma cumartesi ya da pazar konserlerimiz oluyor. Bunun üzerine başka tabii işte bir çizgi film yapıyoruz. Onlarla ilgili çalışmalar var sürekli, her daim devam eden. Ve işte konserlerin üzerine bir de diziler yayına girince ciddi bir yoğunluğum var açıkçası. Yani dışarıya çıkamıyorum. Eve gidiyorum, uyuyorum, geliyorum. Konserlerimi yapıyorum. Hemen gelip dizilerimi yapmam gerekiyor. Çok uzun sürüyor. Çok özeniyorum dizilere. İki tane dizi yapıyorum bu arada. Meryem çarşamba yayınlanıyor. İkinci bölüm bugün yayınlanacak. Bir de iki yalancım var. O da çok güzel. Bu da pazartesileri yayınlanıyor. İkisi de çok güzel gidiyor. Onların heyecanı var yani. Peki yeni bir albüm çalışması var mı? Sevenleriniz sizden bekliyordur elbet. Albüm değil ama yeni bir single çalışmam var. Tekli bir şey yapacağız. Bugünlerde klibini çekmeyi düşünüyoruz. Çok seveceklerini biliyorum. Herkesin aslında biraz da bildiği bir şey. Onu yapacağız. Onu heyecan içerisindeyim. Bir yandan da onun kayıtlarını yapıyorum burada. Yani bir yaz için. Yani bir Ağustos için maşallah bayağı şeyim, yoğunum yani. Bu yoğunluğun içerisinde peki bir de Allah bağışlasın, çok güzel iki tane çocuğunuz var. Sağ olun. Ailenizle nasıl zaman geçiriyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Yani işte akşamlarımın belli saatlerini onlara ayırıyorum. Çok da eğleniyoruz. Çocuklar biraz büyüdü. Daha rahat zaman geçirebiliyoruz. Kızım 8 yaşında, oğlum 5 yaşında. Bir de onlarla boğuşuyorum. Eve gidiyorum. Özellikle oğlumla oyunlar oynuyorum. Onlar da yaz tatilinde. Tatil bekliyorlar benden. Ama hangi arada bir derede tatil yapacağız gerçekten bilemiyorum. Bir çiftlik hayatınız ve karavan hayatınız da devam ediyor. O hayatınız nasıl gidiyor dinlenmek için? İyi bir seçenek sonuçta. O olmasa zaten geçmez bu yazlar. Çok yakın. Biz burası Beykoz, Anadolu Hisarı. Tarlamız, yani biz öyle diyoruz. Aslında çiftlik deyince çok böyle evli mevli bir şey, ciddi bir şey gibi algılanıyor. Değil. Bir karavanımız var, o da Riva'da. Riva'ya yakın bir köyde. Riva'da değil. Ali Bahadır Köyü'nde. Arada oraya gidiyoruz. İşte hayvanlarımız var orada. Ondan sonra ineklerimiz, keçilerimiz, onlarla işte tavuklarımız falan var. O iyi geliyor. Ama bu çok sıcaktı hava bu hafta. Hiç gidemedik. Umarım gelecek haftaya gideriz yani. İnşallah. Peki dizi müziklerine geri dönelim. Dizi müziklerine her defasında gerçekten de gönüllerimizi titretiyorsunuz. Her dizide farklı müzik, farklı heyecanlar. Dizi müziklerine nasıl karar veriyorsunuz? Çok güzel bir stüdyonuz var. Şu anda da zaten Meryem dizisi açık. Onun çalışmalarına geldik üzerine. Neler yapıyorsunuz? Nasıl karar veriyorsunuz dizi müziklerine? Bakın sondan başlayayım. Bir kere çok heyecanlı yani benim açımdan. Eskiden bu kadar değildi. Daha az yoğunluktaydı. Yani ilk dizilerimi hatırlıyorum. Bir kere süreler bu kadar değildi. Şimdi 120 dakikadan, dakikadan çok fazla. 2,5-3 saatlik diziler yapıyoruz. Şu an Meryem'in ikinci bölümünü yeni bitirdim. Siz gelmeden önce, yani aslında dün akşam bitirdik de biz bir iki tane bir şey vardı. Onlarla ilgili konuşuyorduk. Bir kere son derece heyecanlı gidiyor. Nasıl yapıyorum? En önemli şey dizinin ana hatlarıyla yürüyeceği bir tema olması gerekiyor. Bu jenerik olabilir, olmak zorunda da değil. Meryem'de mesela jenerik değil. Jenerik çok güzel bir jenerik. Şarkımız var hatta. Hasret diye çok güzel bir müziğimiz var. Çok güzel söyledi arkadaşlarımız. Bir iki tane yorum var aslında onun. İleriki bölümlerde duyacaksınız. Ben de söyledim. Bu ikinci bölümde var mesela. Fakat ana hatlarıyla bütün diziyi taşıyacak biraz uzunca bir tema gerekiyor. Onu bulduktan sonra işler kolay ama onu bulana kadar ya Meryem'de bu iki hafta falan sürdü. Denedim olmadı. Biraz tempolu bir iş. Bir dramaya göre Meryem çok tempolu. Bu iyi bir şey aslında. Seyircinin sevdiği bir şey. Çünkü çok uzun diziler ama tempoyu yakalamak dramada çok zor. Onun
dışında yani o tema olduktan sonra diğer kısmı çorap söküğü gibi geliyor. Yani düşünce kısmından ziyade uygulamaya geçiyoruz. Uygulama kısmında sadece bizi zorlayan zaman. O da hani iki gün falan zamanımız kalıyor. Dizi yayına girmişse bize 1,5-2 gün ancak, ki bence bu yani diğer yönetmenler, senaristlere göre bakıldığında aslında lüks bir zaman seninki hala. Çılgınca geliyor kulağa ama insanüstü gayretlerle yapılıyor Türkiye'de dizi. Herkes yani çaycısından yönetmenine, müzisyenine, yapımcısına, televizyonculara da dahil. Onun için büyük bir emek var Meryem'de de, iki yalancıda da. Nitekim ikisini de çok seviyorum, severek yapıyorum. Profesyonel olduğum kadar ben dizilerde amatörüm. Yani bu duygumu çok seviyorum. Bu duygu olması lazım. Dizideki karakterlerle özdeş kuruyorum. Ve ya onların o hareketlerine, o hikayelerine müzikle katkıda bulmak beni çok heyecanlandırıyor. Yani nasıl söyleyeyim, hani bunu çok şey inansınlar diye, yani gerçekten samimi olduğumu anlatmak için, yani büyük bir hobi aynı zamanda benim için. Çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Bu akşam da zaten Meryem'in yeni bölümünde müziklerinizi dinlemeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler bu tatlı sohbet için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler. Söz sende Özgü Ulusoy. Teşekkürler. Başarılı sanatçı Kıraca ve arkadaşımız Melike'ye çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam Meryem'i sakın kaçırmayın diye hatırlatıyoruz.